Şimdi ikizkenar üçgen verilmiş. Şuradaki parçalar eşit. Bir de AB AD'nin yanında CA CB'ye eşitmiş. AC CB'ye eşit şunlar. AC ile CB. Bunlar da eşit. Burada da bir ikizkenarlık var. Yani şuradaki açıyla buradaki açı aynı olacak. Şimdi taban açısı şu açı x artı 24. Buradaki açıya eşit olmalı. Çünkü şu yeşil kenarlar birbirine eşit. X artı 24, x artı 24 olacak. Şurası x artı 24. Şunları siliyorum artık. Bunlarla işimiz yok. Şunu da siliyorum, bunu da siliyorum. Şuradaki açı x artı 24. İkizkenar üçgen bu tarafta x artı 24 olmalı. Taban açıları eşit. Şimdi sarıya boyadığım üçgene bakarsak iç açılarının toplamını 180'e eşit diyebiliriz. Şöyle olacak. X var tepede. Aşağıdaki açılar x artı 24. Bir tane daha var ondan. X artı 24 eşittir 180 derece. 3 tane x görüyoruz. Artı 2 tane 24, 48 yapar. Eşittir 180. Biz buradaki 48'i karşıya atıp çıkarabiliriz. 3x artı 180'den 48 çıkınca 132 kalır. Karşıda tabii. Burada değil. Böyle eşittir diye yazacağız. Eşittir karşıya atıp çıkarınca karşıda 132 kalacak. Şimdi 3'e böleriz. 3'e bölünce x eşittir 44 olur. Bizim aradığımız açı x açısıydı. O da 44 derece.